Cümleten selamünaleyküm. Evet, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hem Tarım Bakanlığımızın hem de Aile Sosyal Bakanlığımızın değerli bürokratları, Türkiye'nin birçok yerinden gelen aracı arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi tabii biz arıyı hep bittiğimiz yerde şu arıyla arkadaşlarla olan çok kısa zaman içinde öğrendiklerimiz bilgilerle aktarıyoruz arı. Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, tarımdan arıyı çıkarttığınızda bir şey kalmıyor. Biliyorsunuz değil mi? TM kalıyor. Onun için arıcılık çok önemli bir meslek. Hakikaten Türkiye'deki ana iştikal konularımızdan biri olan tarımın en önemli olması gereken konularından biri. Şimdi arıcı arkadaşlar, ben gördüm ki kovanın içinde arıların hepsinin bir görevi vardır. İşte görev dağılımı yapmışlardır. İMC usulü çok çalışırlar. Burada tarım ve hayvan ve arıcı platformu arkadaşlarımız da bunu gösterdiler ki bu İMC usulünde işte 100 kadınımıza arım, balım, romanım projesinde, lansmanında destek verme konusunda da ben onlara çok teşekkür ediyorum. Kendinizi birer kere alkışlamanızı diliyorum. Şimdi tarımda biz arıyla bundan 20 ay kadar önce bir tanışıklığımız var. Çoğu insan gibi, vatandaş gibi biz yalnızca bunu kahvaltılarda, ki ben balı çok severim ama maalesef girdikten sonra bal yemediğimi öğrendim. Hakikaten karışımla ilgili çok büyük sıkıntılar vardı ülkemizde. Biz bunu arkadaşlardan aldıktan sonra tabii sahada inceledik. Türkiye'nin, bilmiyorum, buradaki arkadaşların çoğunun yanına gitmişizdir, değil mi? Yani doğudan bütün hemen hemen çoğu ilimizi ziyaret ettik. Orada sahada hangi sıkıntıları yaşadıklarını tespit ettik. Ve sağ olsun Tarım Bakanımız bu konularla ilgili taleplerimizde hemen anında cevap vererekten, tabii İzmir'in, Manisa'nın da, bu bölgenin de bir bakanı olması sebebiyle de bizi gururlandırdı. Bu işe çok önem verdi, sağ olsun. Tabii salgın döneminde şunu da gördük. Gıda çok önemli. Hakikaten sınıfı atlamamızda en önemli unsurlardan birisi de Türkiye'de. Bu dönemi de çok iyi bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Bütün dünyanın da bu konuda takdirini kazandık. Gıda çok önemliydi. Gıda organizasyonunu da çok iyi sağlamış bir hükümetimiz var. Tabii burada hem Aile Sosyal Çalışma Bakanımız bu projeyle ilgili, hem Tarım Bakanımız ve tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu desteklerini hiç unutmayacağız. Onlardan Allah razı olsun diyorum. Biz tabii bu konularla iştigal ederken sağ olsun Cemal Başkanım da Aile Sosyal Genel Başkanlığında aldığı görevden sonra daha da hızlandı. Bu işte roman arkadaşlarımızla ilgili bir çalışmaya başladığı anda sağ olsun Mustafa Başkan, Tahap Başkanımız, ona biz bu konuyu aktarınca biz bu işin içinde varız, oluruz dedi. İMC'nin ne kadar kıymetli olduğunu zaten o hamlesiyle gördük. Burada bakın Türkiye'nin çok değişik illerinden gelen arkadaşlarımız var. Ve sağ olsun 100 kadınımıza 1000 tane, kendisi hiç bir talep bulmadan 1000 tane kovan bizim kendi organizasyonum çerçevesinde verileceğini söyledi. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii onun nezdinde bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bunun tabii en önemli konusu da nedir? Eğitim tabii. Yani şimdi kovanları vermek iş bitmiyor. İçini doldurmak lazım. Sağ olsun onu da dolduruyorlar ama en önemlisi bundan sonraki süreçte eğitimi çok önemliydi. O konuda da zannedersem tam bir destek alıyoruz onlardan. Ben burada özellikle bu 100 kadınımızla ilgili, bu verilen kovanlarla ilgili aslında çok bereketli bir işle başlıyorlar. Hakikaten çok bereketli bir işle başlıyorlar. Allah devamını getirsin diyorum. İnşallah Türkiye'de biz bunu yayacağız. Değil mi başkanım? Yayacağız. Tamam, inşallah yayacağız. Tahap'ın çok güzel bir tarafı var Sayın Bakanım, vekillerim. Hakikaten devletten bir şey istemiyorlar. Yalnızca
biz organizasyonu sağlarız. Yalnız bu konularla ilgili tıkanan yollar var. Yani daha doğrusu birbiriyle teması geçilmemiş konular var. Bunların aralarını açarsak, onları birleştirirsek hem arıcılar bu konuda çok rahat edecek, üretim açısından da rahat olacak. Hem de gıda terörüne biz arıcılar sayesinde dur demiş olacağız. Bu kanunun çıkmasında da aslında bal aromalı şurupla başladı. Kanun biraz daha genişledi, ciddi yerlere geldi. İnşallah denetimleri de hızlı bir şekilde başlayacak. Daha o kısmına başlayamadık. Başlayacak ve sonra da iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi mikrofonu aldım. Konuşacak çok şey var. Yani bu arkadaşlarla 20 aylık süreç içindeki anılarımızı anlatmaya kalksam bu iş bitmez. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bir başka projede, daha güzel projelerde, daha farklı projelerde hep beraber olmak dileğiyle kalın sağlıcakla.